Evet Sayın Başkanım, İzmit bölgesinden olmamdan dolayı sözü bize verdi. İstanbul'dan başlayan iki gündür yürüyüşümüz neticesinde dün de burada kalabalık bir şekilde bir yürüyüş gerçekleştirdik. Daha sonra yaptığımız o yürüyüş neticesinde burada yaptığımız genel başkanımızın yaptığı konuşma ve neden yürüdüğümüzü anlattığı bir güzel bir konuşmadan sonra bugün de aynı şekilde vergide adalet ve gelirde adalet kavramı çerçevesinde yürüyüşümüz devam edecektir. Ankara'ya kadar yürüyeceğiz ve Cuma günü orada büyük kitlelerle buluşmak suretiyle şu anda en büyük sıkıntımız olan vergide adalet ve gelirde adalet dediğimiz özellikle vergi dilimlerindeki ilk dilimin 70 bin lira olması neticesinde 6 ay, 7 ay kısa bir süreç içerisinde inanılmaz derecede %15'lerde, %20'lerde, %27'lere gelen vergi dilimlerinin büyümesi neticesinde kesilen ücretlerin zaten Türkiye'de var olan satın alma gücünün düşmesiyle buradaki bu sorunların, çalışanların daha da geçim sıkıntısına düşmesi, dün başkanımızın da ifade ettiği gibi özellikle çok kazanandan çok az kazanandan az kazanan mantığı çerçevesinde bir yeniden bir yapılanmanın, yeniden Türkiye'de özellikle vergi dahil olmak üzere, ücretler dahil olmak üzere çalışma hayatındaki var olan sıkıntıların, TÜİK'in açıklamış olduğu verilerin gerçeğe yansıtması dahil olmak üzere ne kadar adaletsizlik varsa, ne kadar sorun varsa bu sorunların ortadan kaldırılması ve bunu bu farkındalığı oluşturabilmek için yaptığımız bu yürüyüş önemli bir yürüyüştür. Kocaeli biliyorsunuz 1970'lerde 15-16 Haziranlarda yürüyüş yapıp da özellikle sendikalar kanunu dahil olmak üzere toplu sözleşme kanununu o dönemlerde geçeceği süreçte büyük bir yürüyüş yapmak suretiyle onları geri çeviren bir şehrin durumudur. Dolayısıyla burası sanayi bölgesidir, emek bölgesidir. Emeğin bu kadar bu yürüyüşe katkı vermesi, destek vermesi Kocaeliler olarak, bizler olarak, işçiler olarak bizi inanılmaz derecede mutlu etmiştir. 2-3 gündür yapmış olduğumuz bu yürüyüş Türkiye'de ses getirmiştir. Ses getirmeye de devam edecektir. İnanıyoruz ki bundan sonra sıkıntılarımızı ve problemlerimizi bu şekilde halletmek suretiyle asıl meselemizin memleket meselesi olduğunu, memlekette yaşayan insanların bundan sonra çocuklarımızın daha iyi bir ortamda yaşayabilmesi açısından yaptığımız bu yürüyüşler bizden önceki sendikacı liderlerimizin yaptığından tabii ki onlar kadar yapamıyorsak bile ama hiç olmasa onların yaptığı, onların açtığı yollarda biz de gelecek kuşaklara aynı mantık çerçevesinde bunu, bu mücadeleyi göstermek istiyoruz. İnanıyoruz ki burada meselenin aslında sadece emek meselesi olmadığı, bu meselenin aynı zamanda tüm emeğiyle geçinen esnafı, memuru, çiftçisi, Türkiye'de ne kadar çalışan, emeğiyle geçimini sağlayan ne kadar insanlar varsa, ne kadar haksızlığa maruz kalan insanlar varsa aslında bizim yürüyüşümüz ve bundan sonraki yürüyüşlerimiz, bundan sonraki mücadelemiz bu olacaktır. Biz sadece DİSK'in üyelerinin onların kazanımı için yürümüyoruz. Aynı zamanda diğer konfederasyonlarda üye olan arkadaşlarımızın, emekçi arkadaşlarımızın, işçi arkadaşlarımızın hakları için de yürüyoruz. Biz aynı zamanda toplumun tüm katmanlarını temsil eden, siyaseten onların içerisinde olan o düşüncede olan, farklı düşüncede olan arkadaşlarımızın geleceği içinde yürüyoruz. Bu böyle bilinmesi gerekiyor. Meselemiz yine Arzu Başkanımızın ifadesiyle meselemiz memleket meselesidir. Memleketimizin yarınlarını yaşanabilir, huzur içerisinde, kardeşçe ve geleceğe emin adımlarla yürüyebilmektir diyorum. Sağ olun arkadaşlar. Gelirde adalet, vergide adalet, gelirde.